Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, yine şöyle siyah tek renk bir yelmeni var elimizde ve üzerinde gördüğünüz renklerden iğneden ta şöyle topi top şekeri yapacağız. Modelimiz çok kolay, zarif bir model oldu. Şu şekilde modelimi göstereyim. Evet, modelimiz bu şekilde. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir model hazırladım size. Çok da kolay. Şöyle çimeni böyle zincirlerle yaprak ve zincirden oluşan yuvasıyla beraber, bakın şöyle yakından göstereyim. Kalıp gibi de olduğu içi de zincirlerle doldu topi top şekerimizin. Kenarlarını da zincirlerle kirpikler hazırladık. Gerçekten çok hoş bir duruşu oluyor. Yapılışı da bir o kadar kolay olan bir model. Şöyle çıtı pıtı, böyle rengarenk içi dolu olan tülbentlerin de içindeki çiçeğin renginden yaparak bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar tülbent kenar tığlama işlemini. Şöyle ilk başlar gibi başlayacağız bakın. 2 tane tığ battı arasına 10 tane bu şekilde tığ battı bırakıyorum. Bakın iki yaprağın arasına. Şöyle göstereyim. 10 tane bırakıyorum. 7 tane daha önce sizler için hazırlamışım. 3 tane daha yapıp ona tamamlayalım. Şöyle sık iğnemizin üzerine 3 tane zincirimi çekip sıradaki tığ battıma kapatıyorum. Tekrar 3 zincir sıradaki tığ battımın içine girip sabitliyorum. 3 zincir şöyle sıradaki tığ battımın içine girip sabitliyorum. Bakın 10 tane verdikten sonra tığ battı mesafesini ters çevirip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir hemen yandaki tığ battının üzerine girip sabitledim. Buraya bir yuva oluşturdum. Bir zincirle dönüşümü yapıp yuvanın içine sık iğne ile sabitleyeceğim. Bu şekilde yuva trabzanın üzerine yapılan yuvadan daha güzel duruyor. Yapraklar da sadece zincirden oluştuğu için kendini daha iyi gösteriyor arkadaşlar. 11 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 ve 11. Yuvanın içine 11 zincirimi kapatıyorum. Buraya sabitledim. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Sağdaki yaprak olacak zincir sayımız 11. Ortadaki dalımız da 15 zincirden oluşuyor. Tekrar 11 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynı 4 zincirli yuvanın içine sabitliyorum. Bu şekilde bakın. Kenardaki zincirler yaprak olarak, ortadakini de dal olarak kullanacağız ve yuvanın içine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle sık iğne olarak kullandığım tığ battının içine de aynı şekilde tığ battı mesafesine inmek için sık iğne yaptım. Bu kadar arkadaşlar. Bakın çimeni bu kadarcık şöyle kenardakiler yaprak, ortadakileri dal olarak kullanacağız. Şimdi ilk başta yaptığımız gibi üçer zincirden oluşan 10 tane tığ battı mesafesi yapacağım. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine, boş olan tığ battımın içine kapatıyorum. 1, 2 ve 3. Yandaki tığ battıya 1, 2 ve 3. Şöyle yandaki tığ battıya 3 zincir, 10 tane bu şekilde tığ battı mesafesi vereceğiz. İpimizi çok güzel esnetelim ve sıkı sıkı zincirlerimizi çekelim ki tıpkı tığ battı gibi duruşu olsun.
zürafa gibi duruşu olsun tığ battılarımızın. 3 zincir, 6. tığ battı. 3 zincir, 7. tığ battı. 3 zincir, şöyle 8, 9, 10. Toplamda 10 tane yaptık. Bakın arkadaşlar, şöyle sayalım. Mesafe gayet iyi. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10. 2 tanesi yuvaya gidiyor. Geriye biz ara mesafesi olarak 8 tane tığ battı kalıyor. Şöyle bir zincirimizi çekmiştik. Direkt ters tarafından dönelim. Ve ilk tığ battıya sık iğne ile sabitledik. 4 zincir. Yandaki tığ battıya. Şöyle hemen yanındakine. Hiç boşluk vermeden kapattık. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Bu dönüşleri de sık iğne yapmak güzel durduruyor arkadaşlar. Böyle ufak şeylerde sık iğne yaparsa kirpiklerimiz daha güzel duruyor. 11 zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle kapatıyorum 11 zincirimi. Bunu yaprak olarak kullanacağız. Ve dalımız için 15 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Buraya topi top şekerini yapacağız dalımızın içine. 15 zincirimizi çektik. Yine 11 zincir ikinci yaprak için. 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle düğümü getirdik 11 zincirimize. Dibine sık iğne ile sabitledik. Bakın dip kısmına bir tane de sık iğne. Bir sık iğne de bu dönüş yaptığımız tığ battının içine şöyle tığ battı mesafesine inmiş oluyoruz. Hem de bu arkadaşlar aşağı meyletmemiş oluyor. Zincirimiz daha güzel duruyor. 3 zincirimi çektim. Bakın çimeni çok basit. Topi toplar da kolay arkadaşlar. Şöyle size iğne de oyasında olan en kolay ve en güzel modeli hazırladım. Şöyle bakın. Bu şekilde devam edecek. Şimdi ben buraya 10 tane tığ battı yapayım. Şekerimizin yapılışında buluşalım. Evet, şöyle ipimizi tığımıza tutturduk. Hazırlamış olduğumuz çimenimizi alıyoruz. Bu bakın arkadaşlar şöyle çıktı. Evet, şöyle çıtı pıtı çimenimizi hazırladık. Bu ortadaki 15 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi çekip buraya bir kirpik oluşturdum. Bakın bu şekilde. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi ters çevirdim. Bu 4 zinciri kaplayacak şekilde olacak. Yine bu yeşil yuvanın içine giriyorum. Şöyle bu tarafından sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Bakın 4 ile başladık. 7 ile de tam 4 zinciri kaplayacak şekilde bu şekilde zinciri yaptık. Şimdi 3 daha artırıp 4, 7 ve 10 olarak zincir sayımı bu şekilde artırdım. 3 tane yapıyorum arkadaşlar. Bakın 3 sefer bu 3. ve sonuncu. Bu da 10 zincir de 7 zinciri kapladı bu şekilde ve 15 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. En sonuncu zincir sayım 15 arkadaşlar. Yine bakın öbürlerinde olduğu gibi ters çeviri çeviri yapıyorum. Ve buraya şöyle sık iğne ile yeşil dalın içine sabitliyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp şöyle bu yapacağımız kirpikleri güzel durduracak. İki zincir çekip düz tarafına döndüm.
En son bu çekmiş olduğumuz 15 zincirin içine girdim. Sabitledim. Bakın kirpik oluşturdum. Yine 2 zincir. Yuvaya girdim. Bakın sahte sık iğne yapıyorum zarif olsun diye. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle size ait. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekil yapın arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Şöyle 5, 6, 7, toplamda 13 veya 14 tane böyle kirpik oluyor arkadaşlar. 8, 9, 10, 2 zincir, şöyle 11, 2 zincir, şöyle 12. Aldığı kadar da yapabilirsiniz sayısını. O kadar önemli değil arkadaşlar. Bakın şu şekilde doldu. Dolduktan sonra yine yeşil yuvaya girip muhakkak dibinde bir sık iğne yapın. O şekil çok güzel duruyor. Şöyle ipimi koparıyorum. Arkada bunları yakacağım arkadaşlar. Bakın şöyle topi topumuz hazır. Hemen şu ipimi yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar, daha fazla renk cümbüşü olmasın diye bu sonuncuyu da sarı renkten yapacağım. Ortadaki dalın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım. Şöyle ortadaki dalımın içerisine. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum, pardon. 6 ve 7. 7 zincir de bu ortadaki minik kirpiği kaplayacak şekilde olacak. Yine yeşil dalın arasından şu ortadaki ipi kaynaştıralım buraya. Şöyle sabitledim. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi arkadaşlar bakın, ilk önce çektiğimiz 4 zinciri bu ikinci çektiğimiz 7 zincir kaplayacak bu şekilde. Ve yine bu 10 zincir de bir alttaki 7 zinciri kaplayacak şekilde olacak. Hemen yanına sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu kadar. 3 tane zincirden oluşan bir topi top şekeri yaptım. 15 zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincir en sonuncu kirpiklerim için yuva oluşturacağım zincir. Ve buraya şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar bakın, bu şekilde yaparsanız güzel oluyor. Yanına da en sonuncusunu, diğerlerinin değil sadece en sonuncusunun bir sık iğne yapınca kirpikler şöyle yukarı doğru değil de yandan daha güzel duruyor. Evet, şöyle bir göstereyim başlamadan önce. En son hali bu. Bu son yaptığımız 15 zincirli yuvanın içine de şöyle aldığı kadar kirpik yapacağız. Şimdi benim arkadaşlar buraya 13 tane alıyor. 2 zinciri çekiyorum. Şöyle sahte sık iğne, yani tığımdan geçirip üzerine oturması için bir zincir çekiyorum. Bir zincirde üzerine 2 zincir oluyor. Bu şekilde kirpiklerim daha zarif gözüküyor. Deneyin arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. 4, 2 zincir, 5. Bunu kolay yapmanın püf noktası da arkadaşlar, şimdi buradan ilmeği aldık ya, tığımızdaki ilmeğin boş ol şey bol olması lazım. Eğer o bol olursa içinden rahatça geçer, siz de seri bir şekilde kirpiklerinizi yaparsınız. Bakın eliniz alışır bu şekilde. Kaç olmuştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane şöyle kirpiğimiz oldu. 7, 8, 9, 10, 2 zincir. Evet, şöyle aldığı kadar doldurduk. Evet, bu şekilde oldu.
En son hali de yine yeşil yuvanın içine şöyle bir sık iğne yapmadan koparmayın arkadaşlar. Bakın oraya da bir sık iğne yaptım. Zincir de otomatik çekildi. Yine de çekerim bir zincir. İpimizi şöyle kısa koparalım. Bakın kalıp gibi şöyle çok hoş bir topi top şekerimiz oldu. Hemen ipleri yakıp temizleyip geleyim. Renkleri de modelimizde çok şeker, çok tatlı bir model oldu. Şöyle karşıdan görün istedim. Modelim arkadaşlar. Işık açısından pek net çıkmıyor gibi geliyor ama inşallah kameraya güzel yansıyordur. Bazen böyle çıkmasa da kamerada güzel olabiliyor. Bakın şöyle modelimi. Bunu bir de şöyle ters tarafından ütülendiği takdirde buralar sıcak ütüden böyle yapışacak, incecik zarif olacak arkadaşlar. Tül gibi olacak. Böyle ipi esnetip güzelce çektirip sıkı sıkı zincirleri çekerek bu şekilde topi top şekeri hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle ters sallantılı haline bakalım. Modelimiz bu. Şöyle gerçekten çok tatlı oldu. Çok da renkler de şeker renginde oldu. Pembemi bulamadığım için gül kurusu yaptım arkadaşlar. Bu sefer farklılık olsun hem de. Evet, şöyle yakın plan. Hem kolay hem de böyle çok şeker bir model yapımı. Kolay bir model hazırladım. Şöyle bir de arkadaşlar siyah zemin üzerinde de göstereyim bakalım nasıl duracak acaba. Bazen hani altına siyah geçirip yapıyorduk. O şekilde de bir göstereyim son olarak. Sizler de arkadaşlar videolarımın devamı böyle kanalımın devamı için YouTube'da önermelerde ön plana çıkması için beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız eğer abone değilseniz şayet de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.